Demokratik Suriye güçleri YPG'nin Suriye'nin Deir ez-Zor kentinde başlattığı operasyon sürerken bölgede yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtiliyor. DSG geçtiğimiz pazar günü Deir ez-Zor kırsalında güvenliği güçlendirme adıyla bir operasyon başlatmıştı. DSG operasyonun IŞİD üyeleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlendiğini duyurmuştu. Pazar akşamı Haseke'de düzenlenen operasyonda da Deir ez-Zor Askeri Meclisi Komutanı Ahmet Ebu Hevla DSG tarafından tutuklanmıştı. Bunun üzerine Deir ez-Zor Askeri Meclisi içerisinde Ebu Hevla'ya taraftarları DSG ve iç asayişe ait noktalara saldırmaya başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Deir ez-Zor kırsalında Ebu Hevla taraftarları ile DSG arasında çatışmaların devam ettiğini belirtti. Deir ez-Zor'un doğusundaki iki ilçede aşiret mensuplarının DSG mevzilerine saldırı düzenlediği belirtildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmaların 5. gününde 11 DSG üyesi ile Deir ez-Zor Askeri Meclisi üyesi, 20 silahlı aşiret mensubu ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSG dün yaşamını yitiren İdlib nüfusuna kayıtlı 5 savaşçının kimlik bilgilerini açıklamıştı. Öte yandan Ebu Hevla'nın kardeşi görüntülü bir mesaj paylaşarak açıkça ellerindeki Kürt esirleri infaz etmekle tehdit etti ve şöyle konuştu. Ben ülke topraklarındayım, Deir ez-Zor'dayım. Eğer meclis üyesi tutuklular ve komutanları serbest bırakılmaz ise Kürt esirleri idam edeceğim dedi. Deir ez-Zor'daki gelişmelerin ardından DSG ve koalisyon komutanlarının Deir ez-Zor'daki aşiretlerin şeyh ve ileri gelenleri ile Konakoy üstünde bir toplantı gerçekleştirildiği öğrenildi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.